Merhaba sevgili yaylar. Selamlar sevgili yaylar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, yay burcu için olumlu, kardeşçe, çok güzel bir aya giriyoruz. Evet, evet, gökyüzünde bazı gergin açılar var. Evet. Gökyüzünde bazı karışık açılar var. Ama bildiğin gibi bunlar değişken burçları çok fazlasıyla evet, etkilemiyor. Bilinçokul Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Paltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Yay burcu, Sagittarianlar, Sagittarius'lar sizlerle beraberiz. Evet, çok güçlü bir 30 Mart yeni ayı. Evet. Hamilelik, çocuk, aşk, aşk, birliktelikler, hayatın çok çok daha iyi gidebileceği bir noktaya doğru geliyor. Sürpriz hamilelikler, beklenmedik çocuklar, gebelikler, 15 Nisan Terazi Burcu Dolunay ile beraber Yay Burcu'nun karşısına çıkacak. Yaratıcılık, dostluk, arkadaşlık. Uzun zamandan beri devam eden bazı karışıklıkların biteceği bir döneme hoş geldiniz diyorum. Evet. Ne diyorsun Demet? Evet sevgili yaylar, Nisan ayına hızlı başlıyoruz. Uranüs etkili bir koç yeni ayı sizin hayatınızı hareketlendirebilir. Özellikle ilk hafta içerisinde Merkür'ün de koç burcuna geçmesiyle beraber hayatlarında iletişim artabilir. Seyahatler söz konusu olabilir. Eğitim, yurt dışı ile ilgili konular yine daha fazla gündemde evet, olabilir. Medya, yayıncılık. 15 Nisan'daki terazi burcundaki dolunay ve ay tutulması da yine sosyal hayatları, arkadaş çevreleri ile ilgili etkileri hızlandıracak. Belki bir iş projesi sonuçlanabilir. Yeni başlangıçlar olabilir. Sanatsal bir çalışmada başarı, faaliyet, yaratıcılık, sanatla ilgili uğraşlar, bale, dans, müzik, bu alanlarda uğraşanlar da keyifli bir dönemi gösteriyor. Yani mutlu haberler gelecek evet, bir Nisan ayına giriyoruz. Mars biraz retrograde pozisyonda ama Jüpiter kardeş yengeç evet, burcunda olumlu bazı gezegen döngülerine sahip. Venüs'ün balık burcuna gelmesi aslında ev ve aile yaşamıyla ilgili güzel haberleri de sebebiyet veriyor. Yay burcu için genel anlamda çok güzel olayların olabileceği bir döngü başlamış durumda. Burada 18 Nisan'a çok önem veriyoruz evet, biz. Venüs ile Jüpiter'in balık ve yengeç çift karakterli balıktaki birleşimi hamilelik habercisi. Çünkü 15 Nisan terazi burcunda dolunay, ailenin büyümesi evet, gibi gibi olayları yay hilalde çok fazlasıyla görüyoruz. Yay burcu için ay sonundan itibaren iş, sağlık gibi konularda gündeme geliyor. Ne diyorsun? Evet, Güneş'in boğa burcuna geçmesi, ardından Merkür'ün boğa burcuna geçmesi ve 29 Nisan'da boğa burcunda gerçekleşecek yeni ay ve güneş tutulmasıyla beraber iş çevreleri, çalışma koşulları, günlük rutinleri, sağlıkları ile ilgili konularda enerjiler yoğunlaşıyor. Yeni başlangıçlar, değişimler olabilir. Venüs balık burcunda Satürn'le güzel etkileşim içerisinde olacak. Bazı kendileri için belki uzun vadeli olumlu olacak gelişmeler söz konusu olabilir. Mesela yeni bir iş bulabilir. Evet. İş hayatıyla ilgili değişiklikler yaşayabilir. Yeni bir projede statü olarak yükselebilir. Bunun yanında birlikte bir hanımla çalışmaya başlayabilir. Evet. Bir sağlık kontrolünden geçebilir. Vücudunla ilgili ciddi bir sorun varsa bu ortaya çıkabilir. İş ve kariyer hayatıyla ilgili yeni dönemler başlarken sosyal hayatıyla ilgili mutlu ve kendisini güçlü tutacak olaylar değişecek. Yani çok sosyal bir ay. Ama bu sosyal ayın en önemli özelliği yaratıcı yönlerin çok güçlendiği bir dönem. Evet. Bu dönemle beraber de hayatta bazı gelişmeler hızla karşımıza geleceklerim ben. Sen ne dersin? Evet, 8. evdeki Jüpiter'de belki maddi konularla ilgili bazı iyileştirmeler, bazı destekler verebilir. Çünkü hem Venüs'le hem Satürn'le etkileşimleri ay boyunca iyi. 29 Nisan'daki gezegen açılarıyla beraber orada çok önemli bir tutulma var ya. Evet. Güneş tutulması. O güneş tutulmasıyla beraber zaten o çok güçlü. Ama bunun ilk etkisini yaklaşık olarak 7 Nisan'dan itibaren Merkür'ün Koç burcuna girmesiyle evet, alıyor. Evet. Zaten Koç burcu yay için üretim, tabii, yaratıcılık, sanatsallık, aşk, çocuklar, birliktelik, çocuklar, sevindirici haberleri şans, temsil eder. Genel olarak şans evidir. Şans evidir. Yani ve destekleyici etkiler. Uzun zamandan beri devam eden biraz üzerinizdeki ölü toprağı düzeliyor. Hayat biraz daha keyifli, eğlenceli hale gelebilir. Heyecan olabilir biraz. Evet, evet.
Arkadaşlar, biraz daha fazla detay öğrenmek için Demet Baltacı'nın yapmış olduğu günlük astrolojik burç yorumlarıyla haftalık burç yorumlarını bilinçokuru.com'dan ve ilgili kanallardan öğrenebilirsiniz. Saygılar. Hoşça kalın. Güle güle.